Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bardak böreği ile karşınıza geliyoruz. Milföy hamuruyla olan bir börek. Onun için de milföy hamurlarımızı ben bir 10 dakika önceden çıkardım. Hafifçe yumuşadı, esnemesi gerekiyor. Şimdi başlayalım. Çok fazla açmayacağım. Her yaprağı ikiye ayıracağım. 6 tane yapraktan yararlanacağım. 12 tane çanağım olacak. Bardağımız düz bardak. Kulpsuz olanlardan olsun. Şöyle dolayacağız. Fazla gelen tarafını kestim. Şöyle ortaya koyuyorum. Şu kenarları birbirine yapıştırıyorum. Pürüzsüzleştiriyoruz bir de. Şöyle ters koyacağım fırında, böyle pişecek canlar. Şöyle ölçü yapıyorum. Şuradan yeterli. İyice yapıştırıyoruz birbirine. Ortaya koyup pürüzsüzleştiriyoruz. Çanağımızın altı oluyor öyle. Şöyle aynı derecede olmasına dikkat edelim. Bir yumurta sarısı. Şöyle çırptıktan sonra çanaklaştırdığımız üstüne sürüyoruz. Şöyle ters tepsimize koyuyoruz. Böyle susam da ekleyelim. Ondan sonra tepsimize yerleştirirsek daha iyi olacak. ...180 derecede 20 dakika pişmesi yeterli. Tavamıza 5 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Yağımız kızdıktan sonra iç harcımıza artık başlayabiliriz. Bir kuru soğan ince kıyılmış olsun. Soğanlarımız hafif pembeleştikten sonra bir hindi filetosundan yararlanıyorum. İsteğe bağlı tavuk göğsünden de yararlanabilirsiniz. Bir tane kapya biber ince kıyılmış olsun. Karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, tuz ve pul biberden oluşuyor baharatlarım. İyice kavuralım. Piştikçe suyunu salacaktır. Bir paket krema döküyorum en son. Bir taşım daha kaynadıktan sonra kapatacağım. Yeterli, altını kapatalım. Şimdi arkadaşlar iyice soğuduktan sonra çıkaralım ki bardaklarımızı çıksın. Evet. Yine iyi çıktı. Şunu da bir deneyelim. Hafif yavaş yavaş çevirdikten sonra çıkıyor. Hemen çıktı. Arkadaşlar bu tepsime 9 tane koydum. 3'ünü buraya. Toplamda zaten 12 tane yapmıştım. Şimdi içlerini dolduralım.
İçlerini böyle çok fazla doldurmayalım. Çünkü üzerine kaşar peyniri de ekleyeceğim. Kaşar peynirini de sadece üst ısıtmalı yaptım fırını. Onu da erittikten sonra malzemesini koyalım. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben böyle renk versin diye domates, zeytin koyuyorum. Evet, tamamıyla bitirdik. Davet sofralarına ve misafirlere çok güzel bir yemek oluyor. Harika bir çanağımız oldu. Bardakla yapılan güzel çanaklarımız oldu. Çok güzel. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.